Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Master'sinin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hiç lafı uzatmayıp hızlıca konuya giriş yapmam lazım çünkü konular çok uzun. İlk olarak futbolcularımız Çaykur Rizespor galibiyetini değerlendirdiler. Ben buradan giriş yapmak istiyorum ki mecburen bunu yapmak zorundayım. Emre Mor, İrfan Can Eğribayat ve Miha Zayt yayıncı kuruluşa çeşitli açıklamalarda bulundular. Ki bulunmaları da mecburiydi. Çünkü bu üç arkadaşın konuşmaları çok çok merak ediliyordu. Özellikle Emre Mor. İyi savaştık ve istediğimiz galibiyeti aldık diyor kısaca. Rakibimiz gol attıktan sonra çok fazla savaşmamız gerekti. Ama bugün bizim için önemli olan şey 90 dakika içerisinde galibiyet almaktı. Bakın 90 dakika içerisinde galibiyet almaktı. Hocam 90 dakika içerisinde galibiyetten kasıt ne? Arkadaşlar maç uzatmaya gitse... Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Gittin. Ya maç uzatmaya gitse gittin abi. Düşünsene o kadar efor sarf edeceksin. Hafta sonunda maçım var. Şimdi mesela Ümraniye Spor bizi çıldırtmak için bir paylaşımda bulunmuş. Gördünüz mü? Dedeye sahip çıkalım falan diye. Trabzon maçında 120 dakika oynadılar. Göreceğiz onları. İyi savaştık. İstediğimiz galibiyeti aldık. Performansımdan memnunum. Oyuna girdikten sonra hocamızın benden istediklerini yerine getirmeye çalıştım. Benden istediği şey yaratıcı olmam demiş. Aşağıdan yaratıcı olmak Allah'a mahsustur. Ben de bunu denedim diyor. Enner'e bir de asist yaptım. Dolayısıyla performansından memnunum. Takımımızın 3 kulvarda emin adımlara devam etmesine dair. Biz mücadelemizi sürdürüyoruz. Çok fazla ileriyi düşünmek istemiyorum. Çünkü ben maç maç bakıyorum. Sadece futbolumuzu oynamaya çalışıyoruz. İleride ne olacağını göreceğiz diyor. İrfan Can Eğribayat taraftarımızın önünde oynamak benim için büyük bir gurur. Sağ olsunlar bana da iyi destek veriyorlar. Kulübün Fenerbahçe'nin başarısı için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sıkıntılı bir maç olacağını biliyorduk. Çünkü rakibimiz biraz yedek ağırlıklı çıktı. Genç ağırlıklı çıktı. Büyük takımlara karşı oynadığınız zaman ekstra bir motivasyon oluyor. Sahada böyle bir mücadele vardı. Kaleye bir duvar örmeye çalıştılar ama biz bir şekilde açmasını bildik. Kazandığımız için mutluyuz. Kupada çeyrek finaldeyiz. Her kulvarda şampiyonla oynamak istiyoruz. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Hafta içi olmasına rağmen gelip bizi desteklediler. İnşallah hem ligde hem kupada hem de UEFA'da gidebildiğimiz yere kadar gideriz diyor. Hocamızın zihniyeti çok farklı. Hangi maç, hangi kulvar olursa olsun hep galibiyet ve iyi futbol istiyor. Bize de bunu aşıladı. Ben 5 aydır buradayım. Benden önceki dönemi de var hocamızın. Yani 7-8 aydır burada ve bu zaman zarfındaki tek düşüncesi galibiyet ve iyi oyun. Maç seçmiyoruz. Hocamız rotasyon da yapıyor. Herkes mücadelesini veriyor. Güzel bir aile ortamımız var. O yüzden de 3 kulvarda devam edebiliyoruz. Ben inşallah böyle güzel bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü gerçek anlamda çok güzel bir ortamımız var. İnşallah 3 kulvarda şampiyonluğa ulaşırız. Neden olmasın? Altay'la aralarındaki bağa ilişkin bir soru üzerine de. Bizim sadece Altay'la değil, bütün kaleci grubuyla. Ertuğrul, Furkan, arada Doğukan kardeşimiz geliyor. Hocalarımızla birlikte keyifli bir ortamımız var. Herkes birbirinin arkasında itici güç. Her zaman birbirimize destek oluyoruz. Altay hem kalecilik hem de karakter anlamda kendisini kanıtlamış bir isim. Ben kötü oynadığını düşünmüyorum ama ara ara olacaktır. Herkes yaşıyor. Bakın hani zannetmeyin ki futbolcuların konuşulanlardan haberi yok. Herkes biliyor. Tabii ki konuşulmak güzel ama onun performansını etkilemeden konuşulması lazım. Çünkü Altay hem bu takımın kaptanı hem de şu an oynayan kalecisi. Ben çalışıyorum. Taraftarımızdan ricam şu olabilir. Tabii ki benim adımı zikretmeleri hoşuma gidiyor ama bunu Altay ya da başka bir takım arkadaşımızı incitmeden yapmaları lazım. Çünkü üç kulvarda yaşıyoruz. Herkese ihtiyaç var. Bize hep destek versinler. Seviniyorsak sezon sonu hep beraber sevinelim. Üzülüyorsak da hep beraber üzülelim diyor. Miha Zayt tur atlamayı hak ettiğimizi düşünüyorum demiş. Zor bir maç olduğunu kabul etmeliyiz. Ama 90 dakika boyunca da maçı domine eden taraf bizdik. Maça da iyi başladığımızı düşünüyorum. Sonrasında da golü bulduk. Ama maalesef ki rakibin de atmış olduğu bir gol var. O golü yemememiz gerekiyordu. Aynı zamanda çok fazla şans oluşturduğumuzu söyleyebilirim. Dolayısıyla tur atlamayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Tabii ki de galibiyet serileri her zaman önemlidir. Bunun yanında saha içerisinde iyi oynamak da bence çok mühim bir şey. Bugün iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Rakip kalede çok fazla şans oluşturduk. Bizim açımızdan önemli bir galibiyet oldu. Şimdi ligde oynayacağımız maça odaklanacağız diyor. Bakın. Maç maç. Kulvar kulvar. Maç maç. Şimdi asıl konuşmamız gereken şey teknik direktörümüz Jorge Jesus'un galibiyet sonrasındaki değerlendirmesi. Zor bir maç olmasını bekliyordum. Kalemize gelen ilk top gol oldu.
Jesus hocam, bu bizim kaderimiz. Kaleye hiç şut attırmamıştık o dakikaya kadar. Maç içerisinde çok fazla şutları yoktu. Biz çok fazla pozisyon ürettik ama futbol bu. Bazen iyi olan takım değil, bazen gol atan takım şanslı olabiliyor. Futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Rakibimize saygı duyuyoruz. Onlar maç boyunca iyi savunma yaptılar. Onlara fazla pozisyon üretme imkanı vermedik. Ama futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Taraftarlarımız da bugün takımın sakin olmasında önemli rol oynadılar. Takımımız 90 dakika boyunca sakin ve özgüvenliydi. Taraftarımız da aynı şekilde sakindi ve takıma da bu sakinliği yansıttılar. Son dakikada golü bulup çeyrek finale çıktık. Bu turnuva için genel hedefimiz de finale çıkmak diyor. Son 3 maçta duran toplardan yenen gollerle ilgili Jesus'a bir soru soruluyor. 3 tane duran toptan golü yemedik. Diğer maçlarda yediğimiz duran top sonrası seken toplardan yediğimiz gollerdi. Bugün duran toptan gol yedik. Ama diğer maçlarda yediğimiz goller duran top sonrası ikinci topu kazanamamamız sebebiyle de. Bunun için çalışıyoruz. Kısa bir hatırlatma yapayım. Galatasaray maçında ön direkte Osayi kafayla çevirdi. Arka direkte tamamlayan oyuncu golü attı. Gaziantep maçında orta açtılar. Duran topta biz kafayla dışarı çevirdik. Ceza sahası dışından golle sonuçlandırdılar. Yani dediği gibi doğru. Yine Jesus hocama dönelim. Hangi kredi Ümraniyespor'la ligde oynayacağımız maçla ilişkinde konuşuyor Jesus ve diyor ki bir sonraki maçımızı oynayacağımız stat aslında Türkiye'nin en üst liginde maç oynanmaması gerektiğini düşündüğüm bir stat. Buraya geldiğimden beri Fenerbahçe'nin oynadığı her maç Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Fenerbahçe veya kim olursa olsun Türkiye'nin en üst liginde bu tarz stadyumlarda maç oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. Rakibimize saygı duyuyorum. Statla ilgili söylediğimin rakibimizle hiçbir alakası yok. Bu tarz maçlar Avrupa'da başka ülkelerde canlı yayınlanabiliyor. En azından bu tarz stadyumlarda maç oynanmaması gerektiğini düşünüyorum diyor arkadaşlar. Şimdi ben aslında transferle ilgili konuşacaktım ama yani transferle ilgili konuşmak istemiyorum. Niye konuşmak istemiyorum biliyor musunuz? Ben maçla ilgili konuşmak istiyorum. Hocam çok iyi değildik. Katılıyorum. İyi değildik. Mesela rakibin sadece bir tane şutu var isabetli. Başka bir şey yok. Rakibin sadece maç boyunca bir tane korneri var. Başka bir şey yok. Rakibin ceza sahası dışında bir tane şutu var. Ceza sahasının hani bir tane attıkları gol var. Net pozisyonu yok rakibin. Senin bulduğun, değerlendiremediğin ya da ukalaca davranıp hunharca harcadığın pozisyonlar var. Maç boyunca çektiğin 24 şut var. 24 müydü? 26 mıydı? 4 tane isabetli şut var. Yani senin isabetsiz şutların rakibini maça ortak etmiş. Hakemin algı yönetimi var. Maçın başından sonuna kadar rakip futbolcuları evladı gibi kollayan, Fenerbahçe futbolcularını terörist gibi gösteren bir maç hakem yönetimi. Gözünün önünde ayağına basılan futbolcuyu bile devam ettiren, hani devam et bu pozisyonda bir şey yok diyen ama yani ama işte ama Fenerbahçe futbolcu dokunduğu anda faul veren bir hakem yönetimi. Şimdi arkadaşlar, hocam sen de hep hakem diyorsun, hakem diyorsun diyeceksiniz ama neyden bahsedeyim? İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşundan mı bahsedeyim? Neyden bahsedeyim? Ya Allah'ınızın kitabınızın aşkına. Ben merak ediyorum arkadaşlar, neyden bahsetmemi istersiniz? Şöyle bir bakıyorum bak, Gaziantep maçına bakıyorum. Gaziantep'in bir tane net pozisyonu var. Sağdan orta. Markovic'in kafa vuruşu yani direğin dibinden avuta giden başka net pozisyon var mı? Hani gelen soldan şut çekti, altaya çıkarttı. Bunları net saymıyoruz arkadaşlar. Eğer bunlar net sayıyorsak Fenerbahçe'nin 50 tane bu maçta neti var. Hani net gol pozisyonu olan bu da kaçar mı diyeceğim pozisyonlar var ya. Bunlardan bahsediyoruz. Yok ortada böyle bir şey. Ama gel gör ki yani gel gör ki böyle olur. Fenerbahçe Beko gitti Monaco'yu Euroleague'de yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Yani yetmiyor bitmiyor Fenerbahçe çatır çatır oynuyor bir şeyler yapıyor ediyor. Biz hep başka taraftayız. Yani biz hep başka taraftayız. Ya karşımızdaki rakip zor bir rakip. Haftalardır hani zor yenilen bir takım. Duran toptan gol atmış. Biz birçok pozisyon üretmişiz. Rakibin ürettiği pozisyon yok. Ama duran toptan gol yemişiz. Şunu diyebilirsiniz. Ya hocam madem duran toptan gol yiyoruz o zaman buna çalışalım. Evet buna çalışıyoruz zaten.
Ya arkadaşlar, bakın. Dönemsel düşüşler yaşanabilir. Bu normaldir. Her maçında böyle çatır çatır kütür kütür oynayıp rakibi öldüreceksin diye bir durum yok. Her maçında rakibini boğamazsın. Böyle bir durum yok. Bunu söyleyenler yalan söyler. Yani bunu söyleyenler yalan söyler. Ama abi, yani hakem deyince kızıyorsunuz. Pas yolunu kapatıyor, şut yolunu ara şut çekecek hakem ceza sahasının önünde bekliyor ya. Şut çekmesin diye. Ya verdiği vermediği penaltıları, sarı kartları, şunları bunların hepsini geçtim. Etmeyin eylemeyin. Ben şunu söyleyeyim mi? Ben şunu söyleyeyim. Evet, çok iyi oynamadık. Yani sizin iyiden kastınız ile benim iyiden kastım ne bilmiyorum ama çok iyi oynamadık. Ama kötü de oynamadık. Rakibimiz çok iyi kapandı. Zaten Süper Lig'deki takımlarda buna benzer bir takım kisvesinde. Bu bir hazırlık maçı gibi oldu. Ve biz bu maçta maçı kazanmak önemliydi. Maçı kazandık. Diyeceksiniz ki hocam, bu maça ilişkin bize enteresan bir şey söyle. Ben bu maça ilişkin enteresan bir şey söyleyeyim mi? Takım bas 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 bağırıyor sol bek diye. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Benim futbol bilgime güvenir misiniz, güvenmez misiniz bilmiyorum ama sizinle bir canlı yayın yaptık. Dedim ki ben sizin yerinizde olsam, ya duyumlardan bağımsız konuşuyorum. Gerçi duyumlar da paralel ama ben bu takıma sol bek alırım dedim. Ben bu takıma sol bek alırım. Bu takımın sol beki yok. O sahiden sağ bek olmaz. O sahiden sol bek de olmaz. O sahiden sağ bekin yedeği olur idareten. Ben olsam Ferdi'yi sağda oynatırım. Bir tane sol bek alırım. Yemediğim laf kalmadı. Alioski'yi ne yapacağız? Şöyle mi böyle mi falan. Jorge Jesus'un şimdi sözlerine geliyorum. Diyor ki takıma bir oyuncu daha katmak isterdim. Bir pozisyon için daha. Bu mümkün olacak mı bilmiyorum. Şu anda sadece takımda orijinal mevkisi sol bek olan bir tane sol bek var. O da Alioski. Ferdi daha sonradan o pozisyonda oynamaya başlayan bir isim. Lincoln'un gerçek pozisyonu orası değil. Her şeyin farkında. Şimdi bugün kime sorsam hepiniz aynı şeyi söyleyeceksiniz. Hocam solda niye Lincoln oynuyor ki? Yani adam biz 10 numara diye aldık diye. Jesus da farkında. Ama futbol pazarında o pozisyon için alabileceğimiz fazla oyuncu yok. Transfer penceresi açıldığında kafamda iki tane pozisyon vardı. Stoper ve sol bek. Kulüp imkanları izin verecek mi bilmiyorum ama eğer imkan olursa sol bek isterim diyor. Bakın kulüp imkanlarını düşünüyor. Şimdi sizler diyorsunuz ki hocam bak adam açık açık sol bek istemiş. Ali Koç şimdi gidip almaz ki sol bek. Bak Ali Koç böyle Fenerbahçe düşmanı. Almaz ki. Ya arkadaşlar, siz ne kadar Fenerbahçeliyseniz, ben ne kadar Fenerbahçeliysem Ali Koç da o kadar Fenerbahçeli. Niye düşman olsun? Ya gözünüzü seveyim. 14 Mart'tayım, Mayıs'tayım sanırım. Türkiye'de seçim. Yanlış bilmiyorsam 14 Mayıs'taymış. Bir şey soracağım. 14 Mayıs'tan sonra doların, euronun ne kadar olmasını kestiriyorsunuz? Mesela ekonomist bir arkadaşım var diyor ki 30 lira olabilir diyor euro diyor. Öyle bir iddiada bulunuyor. Aynı arkadaş diyor ki Ali Koç cimrilik yapıyor. Lan 30 euro, euro 30 olacaksa ben yönetici olsam yapmam ki. Bir şey olsa bana patlayacak. Cezaevine girecek olan benim. Eğer böyle bir şey olsa. Değil mi? Böyle bir şey var. Galatasaray nasıl alıyor? Galatasaray'ın arkasındaki güç senin arkanda olsa sen de alırsın. Vergini silen bir güç olsa sen de alırsın. Sıkıştığın zaman yardımına koşan bir güç olsa sen de alırsın. UEFA'da lobin olsa sen de alırsın. Yok. Senin sadece memleket aşığı taraftarın var. Başka bir şey yok. Ya sadece bu var. Atatürkçü izliyorsun. En şey zamanda çıkıp stadın ismini Atatürk yapacağım diyorsun. En şey zamanda çıkıp şöyle yapacağım diyorsun. Yani açık konuşmak gerekirse sen diyorsun ki ya ben cumhuriyetçiyim. Ben Atatürkçü bir takımım diyorsun. Okları üstüne çekiyorsun. Hal böyle olunca da ceremesini çekiyorsun. Ben size şunu söyleyeyim mi? Aslında Jesus Fenerbahçe'nin yeni sol bekini açıkladı. Bakın, Jesus yeni sol beki açıkladı. Aslına bakarsanız. Adam açık açık diyor ki bana orijinal mevkisi sol bek olan bir sol bek lazım. Anlatabiliyor muyum? Sol bek alınırsa memnun olurum falan filan. Yok. Peki hocam, kim o sol bek? Yani düşünün bakalım kim o sol bek arkadaşlar? Düşünün bakalım. Haydi buyurun. Düşünün. Osterwold olabilir mi o sol bek? Hani şu
Herkesin Abubakar'a şunu bunu yazdığı dönemde benim en net adayımız bu dediğim. Bence olabilir. Niye olmasın ya? Arkadaşlar Osterwolde konusunda çok ciddi gelişmeler var. Futbolcu bize gelmek için taklalar atıyor. Kulübüyle görüşüyor. Kulübü de yani Jadon Osterwolde. Kulübü de vermemek için elinden geleni yapıyor. Bakın bu çocuğun şöyle bir durumu var. Yani 21 yaş altı kontenjanına uymuyor. Ama bizim bilmediğimiz özel bir madde varsa bilemem. Yani Hollanda U21'in futbolcusu ama oynamamış alt yaş kategorilerinde. Ama biz bu çocuğu almak için çok uğraşıyoruz. Ve bu çocukta da müthiş bir yetenek var. Ha, hocam bunu alamadık. Arkadaşlar bunu alamazsan Luan Perez'i sol bek yaparsın. Yapacak bir şey yok. Bir Luan Perez de uzun zaman sonra oynadı. Ne bileyim Atilla Salah'ı sol bek yaparsın. Artık bir şekilde bir şeyler yaparsın ama Osterwolde bize gelmek için çok uğraşıyor. Arada çok az bir miktar kaldı pazarlıkta. Her an her şey olabilir arkadaşlar. Ben bunun müjdesini de vermiş olayım size. Bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama Enner Valencia'nın savruk hareketleri, umursamaz tavırları vardı. Birçoğunuzun aklına gelmiştir bu. Hocam acaba Valencia gidiyor mu diye. Yani Valencia gidiyor mu diye düşünmüş olabilirsiniz. Ben size söylüyorum. 7 milyon euroluk teklif her an resmiyete dökülebilir. Dillerinde ama dökmediler diye. Ha bizim Valencia ile görüşmemiz de sürüyor. 1 artı 1 uzattığın anda 7 milyon euro teklif her an gelebilir. 28, 27 maç, 18 gol, 4 asist. İnanılır gibi bir performans değil. Ve 1571 dakika arkadaşlar. 20 maç 1800 dakika yapıyor. Yani 17 maç bile yok. 18 gol, 4 asist. Böyle bir performansta forvetimiz var. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Tabii ki de Fenerbahçe 3 kupayı birden istiyor. Sainin durumu da sabah ya da öğleden sonra netlik kazanır. Yani durumlar bunlar arkadaşlar. Benim aktaracaklarım yani şimdilik bu kadar. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Ha, hocam sence sol bek gelecek mi? Ben daha önceki videolarda söyledim. Bence %100 sol bek gelecek. %100 bu isim Osterbold olacak. Ama şartlar neyi gerektirecek, neyi gösterecek hep birlikte izleyip göreceğiz. Görüşmek üzere.